Maalesef tekrar dövize doğru bir eğilim başladı. Hem gerçek kişilerde hem tüzel kişilerde hem de Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erimeden bunu görüyoruz ki hem döviz girişleri sıcak döviz bile olsa sıcak para bile olsa onlar yavaşladı. Son 2 haftadır borsaya giren yabancıların girmeyi bir tarafa bırak çıkmaya başladığını gördük. Çünkü enflasyonun artık %36 olacağına dair beklentiler bitti. Niye bitti? Bir de abi Niye KKM'den çıkanlar da dövize yöneliyor. O da ayrı. TL'den KKM'ye gidenler son vade olduğu için yüksek faizli getirileriyle tekrar dövize dönmeye başladı. Hem gerçek kişilerde hem tüzel kişilerde. Niye? Çünkü negatif reel faiz varsa insanlar kendilerini korumak için mahveyilmez 1 milyon TL üzerinden basitçe onun bir yazısını yazmış okusun herkes. Mahveyilmez'in köşesinde var. Çok Yani konuşuldu. Birazdan ben onu sana soracaktım aslında ama sen girdin neyse tabii. ben Ne sonra var yani? açarım. O 1 milyonun nasıl 1 yıl sonunda %26'lık satın alma kaybına uğradığını gösterir somut bir örnekle yazı yazmış. Yani Yani böyle. paranı aslında özetleyeyim izleyicimiz herkes daha iyi anlasın. Paranızı sevgili seyirciler diyor ki Mahir Hoca paranızı bu enflasyon ortamında ve o enflasyon oranından daha düşük bir faiz oranının olduğu %42 diyor. Somut olarak %42. tamam, somut İyi. yani %42'lik bir faiz mevduat faizi ortamına girersen kaybedersin diyor. Yıl sonunda %28 satın alma gücünü kaybedeceksin diyor. Bu kadar basit. Bu Ama abi kadar açık. şunu söyleyeceğim burada artı burada konuşmamız gerekiyor. Mavi Bey'e haddim değil ama bir şey soracağım. Yani sen belki cevaplarsın. Mevduat faizine ya TL mevduata giren vatandaşlar bu yoruma biraz alınabilirler. Niye? Çünkü şu ya herkes farkında enflasyon oranının faiz oranından yüksek olduğunun. Ama vatandaş diyor ki o zaman ey Mahvi Hoca ya da ey Rubil Gökdemir diyorlar ki ya ne yapayım ben abi o zaman? Ya altına gidiyorum yine altında. Dolara gidiyorum gene kepaze oluyorum. İşte konut aldım, otomobil aldım yine mahvoluyorum. Öyle bir canavar ki bu. Abi çıkış yolu bulamıyor vatandaş yani. Bu yüksek veren faiz olan bir banka varsa giriyor işte. Ne yapsın vatandaş da yani? Şimdi ne diyorduk biz? Parasal aktarım mekanizması. Bu ne demektir? Parasal aktarım mekanizması çalışmıyor. Ne demektir? Bu şu demektir. Yani politika faiziyle Merkez Bankası'nın bankaları fonladığı faizle krediler arasındaki bir mekanizmadır. Yani toplanan mevduatların Merkez Bankası'ndan fonlanan miktarın krediye dönüşmesinin bütününe parasal aktarım mekanizması diyoruz. Şimdi eğer siz Ferit inanıyorsa ki ben bugün mesela bugün tahvil faizleri %44 civarındaydı. TL tahvillerin faizi. Enflasyon yıl sonunda Merkez Bankası'nın söylediği gibi %36 civarında olacaksa buraya düşeceğine inanıyorsa %42'lik, 44'lük, 45'lik faiz 1 yıl sonraki hazine tahvilleri üzerinden ona reel bir getiri getirecek demektir. Anlatabildim mi? Yani bugünle düşünmeyelim, 1 yıl sonrayla düşünelim. Anlaşılan odur ki son 1-2 aydır Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu %36'lık enflasyon beklentisi veya hedefi piyasa aktörleri tarafından para piyasalarında, sermaye piyasalarında tutmayacağı düşünülen ve tutmayacağına inanılan bir hedef haline geldi. Bu kurları da hareketlendirdi. Bu enflasyonu da tüketim yoluyla tekrar hareketlendirmeye başladı. Yani sarmal böyle bir şeydir. Sarmala girmek böyle bir şeydir. Kurlar da böyle hareketlenmeye başladı. Üzgünüm. Farkındaysan hep şunu söylüyordum. Ben bu ülkenin evladıyım.
kurlar 2024'te çatlama patlama yapmaz. Kimse öyle şeyler beklemez. Döviz kurlarında öyle yok uçtu kaçtı gibi lafları kimse etmesin diye uyarmış. Ülkenin mensubu olarak, bu milletin mensubu olarak buna, bu politikalara destek vermek adına söylüyordum bunları. Ama görüyorum ki biraz sonra vereceksin. Kredi kartları, bireysel kredi kartları, taksitli kredi kartları, konut hariç hepsi patlamış. Hepsi patlamış. 2,5 kat geçen yıla göre artmış. Kamu bankaları komisyonları düşürüyorlar, taksitleri artırıyorlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben vatandaşın taksitleriyle, kredi kartlarıyla meşgul değilim. Ben bir politikayı konuşuyorum. Eğer siz enflasyonla mücadele ediyorsanız bunları yapamazsınız. Bunları yapıyorsanız siyaset uğruna, kısa vadeli siyasi hedefler uğruna bu ülkenin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz demektir. Ferit, o grafikleri vermene gerek var mı bilmiyorum ama o grafiklerde zaten görünüyor ki kredi kartlarında ve bireysel kredilerde tekrar bir ivmelenme başlamış. Niye? Seçime gidiyoruz ya malum. Ama vatandaş durumun gerçekte farkına varmasın, kredi kartı yoluyla bile olsa, bireysel kredi yoluyla bile olsa satın alma işini devam ettirebilsin, piyasalarda canlılıkla devam etsin. Evet. Bunu nasıl olsa bedelini biz onlara 1 Nisan'dan sonra ödeteceğiz nasıl olsa. Ona da inanmıyorum bak, artık ona da inanmıyorum ki Mehmet Şimşek 1 Nisan'dan sonra gerçek anlamda rasyonel politikaları adım adım uygulamaya koyacak inanmıyorum. O da bırakıp gidebilir bu şartlarda. Yani bu enflasyonu önlemek, enflasyonla mücadele etmek kolay mı? Kredi maliyetlerini artıracaksın, reel faizleri artıracaksın, tasarrufu teşvik edin. Bak Ferit, neden bahsediyoruz? Lütfen herkes dikkat etsin. Aralıktan itibaren, şu grafikteki aralıktan itibaren ivmelenmeye tekrar bir baksınlar. Sen de görüyorsun değil mi? Tabii, görüyorum. Aralık ayından itibaren tekrar ivmelenme başlamış. Kredi kartları, bireysel kredi kartlarındaki artış. Sadece kredi kartları değil, bireysel kredilerde de öyle. Sadece konut hariç. Konutu da zaten biliyoruz. %40 küsürlerle kimse konut kredisi almıyor. Niye almıyor? Ya kamu kaynağıyla konut sahibi olmak varken, 0,50'lik faizlerle konut almak varken ne gerek var? Bak buradaki ivmelenmeyi de görüyorsun. Ne zamandan sonra? Aralıktan itibaren yine. İvmelenme gözüküyor şu grafikte. Yani tekrar gevşettiler. Ve bu gevşetilme enflasyonla mücadele inancını öldürmeye başladı. Kimse o hedefleri tutacağına artık inanmıyor. Bu kurları da hareketlendirir, fiyatları da hareketlendirir. Bu beklentileri de bitirir. Şimdi konumuz bu. Hepsini vereyim abi. İzleyici görsün diye hepsini veriyorum sırayla. İvmelenmeyi görüyorsun işte, bu hepsi ivmelenme. Para ve finans sayfasından aldım. Emeklerine saygısızlık etmeyelim. Onlara da atıfta bulunalım. Bu grafikleri onlar hazırlamışlar. Ve BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın verileriyle. Gördüğünüz üzere tekrar ivmelenme başlamış. Bu ne demek? Sıkı para politikası mı bu? Bu likiditeyi daraltmak mı? Bu enflasyonla mücadele etmek mi? Değil tabii ki. Peki diyeceksin ki daha çok darda kalan insanlar ne yapsınlar? Ferit, ben çok somut bir şey söylüyorum. Bireysel kredilerin ve kredi kartlarının daki ivmelenmenin, artışın, tuzu kuruların kullandığı yüksek limitler sebebiyle oluştuğu kanaatindeyim. Ona dair bir verim yok ama bak bir şey söylüyorum. Yani nispeten hala düşük kredi, faizli krediler olması sebebiyle bunların yüksek limitli kartlardan kaynaklandığını, yüksek limitli bireysel kredilerden kaynaklandığını düşünüyorum. Bana bunu düşündürten ne var? Sevgili Ferit, hem Ocak ayında, hem Aralık ayında, hem 2023'ün sonuna kadar ithalatta tüketimin rakamlarına baktığımızda göreceğiz ki tuzu kurular gelir dağılımıyla
ülkenin bütün kaynaklarını tükettikleri gibi cari açığa sebebiyet verecek şekilde ithalatı da nihai tüketim ürünleriyle patlatmaya devam ediyorlar. Yani gelir dağılımını bu hükümet bozmakla kalmıyor. O bozulan gelir dağılımı sonucu tuzu kuru sınıflar ithalatta tüketimi de patlatarak cari açığın ve dış ticaret açığın artmasına yol açıyorlar.